Günaydın sevgili izleyiciler. Geldik haftanın ortasına, çarşamba günü ve ayın bugün artık olduğu Kaçı? 19 Ağustos oldu. Ayı tamamlamak üzereyiz. Şimdi e, tabii Türkiye çeşitli sorunlarla bu korona korona çok e, korkutmaya başladı. Karar veremiyorlar. E, okullarla ilgili çok ciddi eee düzenlemeler olacak artık kesin. 21'inde açılabilecek mi yani 21 Eylül'de açılabilecek mi ee, hafta ay sonunda okullar yüz yüze değil uzaktan eğitimle açılmış olacak. Şimdi bir önce korona durumuna bir bakalım dünkü açıklamalara bir bakalım çünkü yükselmeler var. Test sayısı anormal artmış gözüküyor. Bir, evet şimdi tabloya baktığımız zaman bir defa test sayısı 82 bin'e çıktı. Ne oldu bilemiyorum yani bu bir anda e, acayip bir şekilde test yapmaya başladılar. Tabii dediğim gibi dün bunu zaten 50 bine yakını şeyde hava e, havaalanlarında işte yurt dışına gidenler, gelenler şu bu. Şurada tehlikeli olan e, 942 iyileşen hastaya karşı 1269 yeni yakalanan var. Bu, e, bu tabi korkutuyor. E, vefat 20 o da hep aynı oranda. Yani mesela bir gün 30 kişi, ertesi gün 10 kişi ölmüyor. Yani hep aynı oranda. Yani Sağlık Bakanı da zannediyorum rahatsızdır. Kahvemizi içmemişiz bu arada. Şimdi tabii ilginç şeyler oluyor. Mesela gazeteci Sabahattin Önki var. Dün önce şaşırdım. Bir tweetini gördüm. Koronaya yakalandım. Lütfen telefonla aramayın. Perişanım. Ben yani dedim ki bu böyle sanki şey hani sahte hesap onun adına böyle bir şey mi yapıyorlar? Baktım hayır. Maalesef Sabahattin Önki var. Korona'ya yakalanmış. Perişanım diyor. Demek ki e, durumu kötü. Bir AKP'li e, belediye başkanı değil mi? Evet. Nerede? E, Halit Oflas Konya'da. E, Çumra belediye başkanı. Halit Oflas. Hem de çok genç. 46 yaşında. E, bir süre önce korona'ya yakalanmış. E, durumu ağırlaşmış. E, uyutuyorlarmış zaten. yani Ve... Maalesef dün sabaha karşı, yani bu sabaha karşı e, hayata gözlerini kapamış. E, onun için e, bu işin şakası yok. E, hani bir takım önlemlere yavaş yavaş işte uymama e, şeyi var. Bu bir sürü e, ne deniyor ona? Sürü ay ha sürü bağışıklığı yani e, salıyorsunuz. İşte oralarda da hastalar oluyor. Hastalar tedaviye gidiyor. Fakat gerisi hani aşı olmuş gibi böyle giderek direnç kazanıyor filan virüsü yeniyor. Yani bunu pek çok ülkede galiba yapıyorlar bunu. Çünkü hükümetler başa çıkamıyor. Hele bizim gibi ülkelerde ekonomisi çok zayıf. Yöneticileri de pek ciddi ve çaplı olmayan ülkelerde beceremiyorlar da. O zaman sal gitsin diyor. Nereye kadar giderse işte Dünyada da durum aynı. Şimdi bakın bizde artınca dikkat ederseniz e, şeyler arttı. Dünyada da efendim işte İspanya'da da en yüksek orana çıktı. Amerika kırılıyor falan. Yani böylelikle Türkiye'deki durumu da e, bir şekilde örtbas etmeye çalışıyorlar benim anladığım. Yani her yerde var. Kardeşim bu Allah'ın işi. Zaten şu anda bu işte Sağlık Bakanı falan bu durum ya, olay tıbbi falan değil ki yani. Allah'ın bir e, sınavı. Öyle bakıyor. Şimdi böyle bakınca tabii iş rahatlıyor. Onun için de ya sal gitsin diyor, boş ver diyor. Yani ne yapalım diyor işte Allah'ım bu da bizi bir deneme şeyi. İbadetimizi yerine getirelim, camilerimizi açalım. Öyle bakın çok ya yani şaka yapmıyorum ha. Mantık bu. Böyle bakılınca daha bir tabii bir kesim daha rahat ediyor. Sonuçta diyor ki bunun da bir şeyini verecek. Bizi deniyor, sınıyor. İşte bunu da atlatacağız çok şükür. Elhamdülillah falan gidiyor. Şimdi bakın. Mescitte 30 öğrenci de manşetle çıkmış bugünkü Cumhuriyet Gazetesi. Diyor ki, Bakan Selçuk 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitim ve kursa izin vermedi ama Kur'an kursları tam gaz. Şimdi okulları açamıyorsunuz. Yüz yüze eğitime başlamıyorsunuz. Belli bir sınıflar 8. ve 12'de, 12'de değil lise son değil mi? Lise son. Yani üniversiteye hazırlanacak. Orada artık. E şimdi ama onun dışında bütün Kur'an kursları, bu şeyler hepsi açılıyor. Hafızlık okulları onlar bunlar bak. Mescitte öğrenciler işte bir, birer metre arayla. Mesele birer metre arayla oturmaları değil. Mesele bu kadar iç içe olmaları. E şimdi biraz itiraz ettiğiniz zaman da ya sen Kur'an'a karşı mısın? Sen dine mi karşısın? İşte bu dinsizler zaten böyle. İşte bu Müslümanlıktan Müslümanlık nefretiniz kalmadı. Ya kardeşim bundan değil. İşte çok net bir şekilde ortaya çıktı ki son korona artışları tamamen bu şov niyetine yaptıkları Ayasofya açılışında çok ciddi oranda Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Neden? Çünkü Türkiye'nin her tarafından otobüslerle insanları getirdiler. 350 bin kişiyi bir araya topladılar. Orada bütün kontrol kaçtı. Yani görüntüleri izledik siz. Bakmayın o namaz kılarken seccadeleri yaydılar da, ara var filan. Ondan önceki anlar, o alana gelebilmek için toplananlar, bütün kurallar aykırı davranıldı. Ondan sonra o insanlar, tekrar otobüslere bindiler ve Türkiye'nin 81 ilinde ve köylere de aldılar. Kılcal damarlara gittiler adeta. Görmüyorsunuz bile kimdi neydi. Çünkü adam gitti buradan kalktı Gaziantep'in bilmem neredeki ilçesinin bilmem ne köyüne gitti. Ondan sonra işte hastalık çıktı. Kimi karantinada kimi değil falan. Şimdi burada tabii bunları böyle söyleyince işte onun için ısrarla yapılıyor. Yok tatilciler, mangalcılar. Şimdi bir de o var gerçi mangalcılar rezaleti ayrı ama. Ya işte yok pikniğe gidiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Oralarda çok fazla yayılmıyor. İnanın. Çünkü niye biliyor musunuz? Çok e, herkes dikkat ediyor. Çok e, tecrit. Ben bu pazar gittim, gezdim. Bütün o işte Riva, ki İstanbul'u bilenler için söylüyorum. O piknik alanları. Herkes son derece şey, kendi içinde. Yani böyle bir boş vermişlik falan yok. Oralarda dikkat ediyorlar insanlar. Bakmayın. İşte deniz diyorlar. Vay denize. Ya denizde zaten yok. İyotlu su, bir taraftan tuzlu su, Heh, onun için bir, bu kadar kasmanın, bu kadar zorlamanın e, hiç alemi yok. Yeter doğru bilgileri verin. Bakın dün haberde size anlattım. Araştırmayı yapıyor bir araştırma şirketi. Son derece ciddi. Bakıyorlar bütün olasılık hesapları alt üst oluyor. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir döneminde 21 gün üst üste sadece belli aralıkta hasta olması yok olasılık hesaplarına aykırı. Böyle bir şey yok. Her şey düzmece. Bunu veriyorlar. Şimdi işte bu rakamları da gördünüz biraz önce. Neyse şu haberin bir detayını da okuyalım. Efendim okulların açılması ve yüz yüze eğitime ilişkin tam bir kafa karışıklığı hakim. Pek çok özel kurum kurs düzenlerken Bakan Ziya Selçuk devlet ve özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve geliştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide de uygulanacak dedi. Okullardaki bu düzenlemeye karşın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursları önlemlerin dışında tutuldu. Manisa Akisar'a yatılı eğitim verenecek Zeytinli Ova hafızlık merkezinde 100 yüz yüze dersler başladı. 30 metrekarelik mescitlere 30 öğrenci yerleştirildi. Mesafe aranmadı. Şimdi mesela işte bu. Konu bu olunca çünkü korkuyorlar. Bakın zaman zaman ben bile burada bir şey söylemeye çekiniyorum, korkuyorum. Niye? Çünkü bir koro var. Ahmak, aptal, ya da çok akıllı işi istismar etmek için hemen din düşmanları, Kur'an düşmanları nedir bu Müslümanlıktan falan diye e, yani ne diyeceksiniz ki ben bir saat öyle olmadığını nasıl anlatacağım? Çünkü dangalan biri çıkıyor diyor ki böyle yok söyleyecek laf yok. Onun için mesela işte bakanlık bile karşı çıkamıyor. Diyorlar ki tamam peki hadi orayı yap. Yani çok kısmadı. Bir sene hiçbir şey yapılmayabilir. Zaten şu anda öyle. Yani burada bu kadar bir şey kaybetmiş olmuyorsun. Ama işte o niye? İşte o güç egemen olacaklar. Din üzerinden egemen olacaklar. Korkunç bir şey bu. Türkiye bundan kurtulmadıkça, daha doğrusu bu bölge bundan kurtulmadıkça bir yere varmamız çok zor bizim. Hakikaten çok zor ve insanın morali bozuluyor bu anlamda. Yatılı öğrenci risk altında diyor. Yemekhane ve yatakhaneye dikkat. 43 bin aşkın öğrencinin yatılı eğitim aldığını hatırlatan sendikalar 21 Eylül için öneri ve uyarılarda bulundu. Yemekhane ve yatakhanelerde özel düzenleme gerektiğine vurgu yapıldı. Yatılı okulların açılabilmesi için sağlık personeli yeterli maske, temizlik ve dezenfektan maddesi sağlanması, revirlerin eksiksiz hazırlanması gerektiğinin altı çizildi. Bu tabi sadece Kur'an kursu değil, yatılı okullar da var. Yatılı bölge okulları var çocukları. Çünkü niye? Köyleri boşalttılar biliyorsunuz. Köy okullarının çoğunu kaldırdılar. Daha iyiymiş gibi yatılı bölge okulu. Köy öğret. efendim işte çocuklar orada aynı sınıfta falan. Böyle iyi niyetli. Hayır değil. Köyleri imamlara bıraktılar. Köylerde öğretmenin varlığı öyle ya da böyle çok etkili oluyordu. Denge sağlanıyordu. Köylü imamı gördüğü gibi öğretmeni de görüyordu. Öğretmenin de fikirlerinden yararlanıyordu. Öğretmenin de söylediklerini dinliyordu. Ne yaptılar? Aldılar. E benim eğitim yapıyoruz. Yatılı bölge okulları yapıyoruz filan. Çocukları hesapta aldılar, götürdüler. Perişan ediyorlar. Eğitimi mahvettiler. Tam vahşi ve bir böyle dindar kindar bir eğitimle. Ama göreceksiniz ters tepecek işte öğrencilerde. En büyük sıkıntıları o. İmam hatipler bile imam Hatip'e gitmek istemiyor. öyle bir baskı kurdular artık. Yazık. Ülkeye yazık. Gençliğe yazık. Geleceğe yazık. Yani hiç düşünmüyorlar. Ben bugün paramı kazanayım diyor adam. Gelecekle ilgili en ufak bir kaygısı yok. Gelecekte tek düşündüğü cennet. Oraya da gidip gitmeyeceğim Mechut. <laughs> Ama onu zannediyor. Ya da insanların beynine onu vuruyorlar. Yazık. Ülkenin geleceğini yok ettiniz ya. E, yol yaptım, tünel yaptım onunla öyle. Eserler yükseldikçe. Ya ne eseri be? Ne güzel şunu şurası. Şu AKP gelmeden mağarada yaşıyorduk. Ne güzel ne buzdolabımız vardı, ne televizyonumuz vardı, ne fırınımız vardı. Hastane yoktu, MR yoktu, tomografi yoktu. Bir tane tünel yapılmamıştı, ne köprü vardı, araba yoktu. Böyle mağaralarda böyle yaşıyorduk. Ne güzeldi ya, ne mutluyduk. Değil mi? Şimdi geldiler, tüneller açtılar, köprüler yaptılar, evimize fırınlar soktular. Efendim buzdolapları soktular ama geleceğimizi öldürdüler. Ben razıyım abi, biz mağarada yaşayalım. Vallahi mağarada yaşayalım ya. Bu, bu çekilmez bir çile oldu ya. Ya geleceğimiz yok. Bu ülkenin artık geleceği yok farkında mısınız? Bitirdiler. Hiç kimsenin umudu yok. E bu böyle gitmez kardeşim ya gitmez. Gitmeyecek de zaten göreceksiniz. Yetenekli şikayetçi diye bir haber var Cumhuriyet'te. Ne diyor bakalım? Kumpaslara çanak tuttu. Şimdi de İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara hedef aldı. Şimdi bir adam varmış. Adem Çevik diye bir adam bu. Eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşener, Yaşar Büyükkanıt hakkında 2011'de darbecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik bu kez de İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar için devreye girdi. CHP'li Aylin Nazlı Avukat Kezban Atemi ve AKP'li Aşkın Asan'ı savcılığa şikayet eden Çevik, Başbuğ bizim dilekçemiz sayesinde 26 ay hapis yattı, pişman değilim dedi. Çevik feteci olduğu iddiasını ise benim oğlumun adı Tayyip diye yanıtladı. E tamam işte, yani sana adamın savunmasına bakar mısınız? Bu FETÖ'cü diyorlar. O da diyor ki hayır diyor benim oğlum, baba, oğlumun adı Tayyip diyor. E tamam. E biz ne diyoruz zaten? Ya e en baş orası işte. Yani şu 17-25 Aralık'a kadar ne fark vardı ki? Ayrıca bana hala biri anlatsın gelsin. Bir AKP'li yani kendini bugün AKP'li gören cemaat düşmanıyla bir cemaatçi arasında ne fark var? İnanış olarak ne fark var? Siyasi olarak ne fark var? Eylem olarak ne fark var? Ahlak olarak, namus olarak ne fark var? Biri anlatacak. Ben AKP'liyim. Cemaatçılardan nefret ediyorum. Çünkü 17-25 Aralık'a kadar cemaatçılardan nefret ediyorum gibi bir laf olamazdı. Çünkü zaten iç içeydiler. Beraberdiler ve hatta cemaate ufak bir dokundurmada bulunmak bile linç edilme anlamına geliyordu. iktidar tarafından. Belediye başkanları, parti genel şeyleri, sözcüleri efendim bakanlar şunlar bunlar cemaate laf söyle hor, -hor, -hor, hor yapıyorlardı böyle değil mi? Ha. Şimdi o zaman yani bana palavra sıkmayın. Yani anlat diyorum burada. Cemaatçi ile AKP'ci arasındaki farkı söyle. Çünkü AKP'li cemaatçi eskiden yoktu. Hep iç içeydi. Ne zaman ki para kavgası 17-25 Aralık işte o verdi. Ay benim param azaldı. O çok aldı diye birbirlerine düştüler bunlar. Bir bölüm AKP'li cemaatçılara hain, alçak, namussuz diyor. Şimdi diyorum ki ikisi yan yana gelsin buraya. Farklarını anlatsınlar ya. Var mı bir fark? Bir kişi söylesin. Evet şu fark var aramızda. Ben AKP'liyim. O cemaatçi şu 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 konularda aynı düşünmüyoruz. Bana bir tanesini söylesinler. Yok. Şimdi bu adam da oğlumun, oğlumun adını Tayyip koydum. E ne var? Oğlun kaç yaşında? Onu söyle bana. 2011'de bu melanetleri işlerken oğlu vardıysa tamam işte bitti. Ha 17 Aralık'tan sonra doğduysa bilemem hani o zaman belki hani savunabilir kendini. Ama eğer çocuk büyükse biraz 17 Aralık'tan da önce doğmuşsa. Allah'ım yarabbim. Gemicikler büyüdü. Ya bu gemicikler haberimiz var. Hem onu söyledim. diye burada şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu Burak Erdoğan'ın büyük ortağı oldu. MB Denizcilik sermayesini iki kat arttırarak 5 milyon 300 bin liraya çıkardı. MB Denizciliğin adresinde bulunan Manta Denizcilik K10 gemi kayıtlı. İlk gemi Safran 1'e ilişkin eleştirilere Baba Erdoğan gemi var. Gemi var, gemicik var demiş. Neydi de o Kadir Çöp Demir'de değil mi? Ha. O zamanlar mesela soru sorabiliyordu. O böyle ya Sayın Başbakanım acaba hani oğlunuz yani gemi aldı falan böyle ama esprili olduğunu zannetti zavallı çocuk. Hani soru soruyor o zaman henüz daha bu Fahrettin Altınlar falan icat edilmemişti o e, Akif Bekiler falan vardı işte Ahmet Tezcanlar vardı galiba o tarihlerde. Onlar henüz daha e, şerbetlenmedikleri için, kaşar olmadıkları için hani gazetecilere şunu soracaksın bunu sor tavsiyelerde bulunuyorlardı. Şimdiki gibi öyle talimat <laughs> ben bunu so bunu söyle so bunu söyle so so falan yoktu. İşte o zamanlar bu Kadir Çöp hani hesapta iyi bir şey yapıyor onu diyor ki yani Sayın Cumhurbaşkanım yani acaba Tayyip Erdoğan birden bir ne diyorsun ya sen? Gemi var, gemicik var dedi. Ne olmuş yani dedi. Benim oğlum diye dedi bir küçük gemi almış. Oğlan Mosmor oldu. O günden beri televizyonlara çıkmıyor. Radyolarda yapıyor. Gene yalakalık yapıyor tabii. Ah AKP, vah AKP, ah reis, reisimiz falan diye. Ama dikiş tutturamadı. Bak o günden beri televizyonlara koymuyorlar. Çaktırmadan işte reklam filmi falan besliyorlar. Yani o tabii onca yalakala bir şey vermek lazım. Ama zavallı çocuk ekranlara çıkamıyor artık. O günden bir öne yok. Gördünüz değil mi? Yani çocuk rengi mengi attı ya. Çünkü hiç beklemiyordu böyle bir şey. Yani ona diyecek ki ya böyledir falan. Yani hani, öyle dakika sen de yap falan böyle. Oo işte ama henüz o kadar da hakikaten herkes bu kadar şerbetli değildi bazı şeyler Yani Tayyip Erdoğan da heyecanlanıyordu. Şimdi bu sorunun onda birini sormaya kalk. Anında seni alır. Oradan götürürler zaten. Yani oturduğun yerden canlı yayın falan dinlemez. Alın lan bunu buradan. Alın bunu buradan. O kadar. Böyle. Şimdi bakalım. Akdeniz'de Türk üssü bu neymiş? Misata Limanı kiralanıyor iddiası. Milli Savunma Bakanı Akar ve ile Katarlı mevkidaşı El Atiye ve Libya Uzlaş, Ulusal Uzlaşı Hükümeti UUH Savunma Bakan Yardımcısı En Nemruş'un üçlü askeri işbirliği anlaşması üzerinde uzlaştıkları duyuruldu. Anlaşma kapsamında Türkiye, Katar ve Libya UUH'nin Misrata'da askeri koordinasyon merkezi kuracağı belirtildi. Arap basını Misrat Limanı'nın Türkiye'ye kiralanacağını ileri sürdü. Hadi bakalım. Bu Libya yani çok başımıza iş açacak. İnanın bak göreceksiniz. Çünkü öbürlerine benzemiyor. Libya başka bir yer. Neydi? Fizan orada mıydı? Yok aşağıda mıydı? Yani iyi bir yer değil. Rus general Suriye'de öldü. Öldü mü? Öldürüldü ya. Suriye'de petrol yataklarının bulduğu Deir Zor yakınlarında Rus askeri konvoyunun yolu üzerine tuzaklanan bir bomba patlatıldı. Saldırıda bir tüm general öldü. Bu Rusların Suriye'de ölen en yüksek rütbeli adamı. İki askerin de yaralandığı bildirilen bölge, IŞİD ve YPG kontrolündeki alanlara yakın noktada bulunuyor. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Esper'le görüştü. Niye ki? Siz mi yaptınız diyor acaba. Tarihi köprüde kepçeyle restorasyon diyor. Galata Kulesi'deki restorasyon skandalının benzeri Divri'deki Tarihi Kız Köprüsü'nde yaşanıyor. Restorasyon kapsamında önce darbeli matkapla taşlar kırıldı ardından da tonlarca ağırlıktaki kepçe çalışma yaptı. Selçuklar tarafından yapılan Tarihi Köprü'deki restorasyon tepki çekti. Çalışmaların derhal durdurulması isteyen yurttaşlar gözümüz gibi korunmamız gereken bir değeri daha yitirmeyelim dedi. Şimdi ya bu bir anlayış meselesi. Şimdi bu iktidarın kafa yapısında böyle tarihe, Kültüre değerlerimize sahip çıkma anlayışı yok. Ya Galata Kulesi, e, ne olmuş kardeşim diyor. Yani duruyor işte diyor. Bir şey mi yaptık diyor. E, ya işte ne oldu diyor. Bir şey olmadı ki. diyor. Adam aynen bakın böyle yaptılar. Ne olmuş diyor. Bütün tarihi eserleri yağmalıyorlar, yok ediyorlar. En ufak bir şeyleri yok, inanın yok. Garip bir şey bu. Çünkü öyle bir anlayış yok bu tarihi kültür esermiş, uymuş, buymuş. Hiç öyle bir şey yok. Ya işte Ayasofya konusunda gördünüz ya. Orası bir tarihi değer aynı zamanda. Hayır öyle düşünmediler. Efendim Türkiye'nin egemenliğini nihayet kurduk dediler. Benim anlayamadığım o. Hala devam ediyorlar. Türkiye egemenliğimizi. Bakayım nerede vardı gördüm dur. Bak şurada bir yerde ya. Sabah şeysinde galiba gördüm ya. Ben cum Hayır insanın canı sıkılıyor da ondan. Bak. Ne diyor? Neden söylüyorum bunu? Burada değil miydi? Ya? Allah Allah. Bunu gördüm ya da hürriyet şeysinde miydi ya bu? İnanılır gibi değil ya. dakika. baktık. Ee, Allah Allah. Neyse bulacağım ya bulacağım. Ne diyeyim işte bunlardan birinde böyle abuk sabuk şeyler yapıyorlar. Efendim burada başka ne var Cumhuriyet'te? Sosa Fenerbahçe'de diyor. Bu ne? Son olarak Kasımpaşa'da Tiyam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Arjantin'in Yıldız Jose Sosa'yı iki yıllığına renklerine bağladı. Ya biz bir Sosa bilmiyor muyduk? Aynı Sosa mı bu? Başka bir Sosa mı? Bir Sosa yok muydu ya Türkiye'de? Ha, Beşiktaşlı Trabzon'la. O, o, Sosa mı geldi gene? Fena... Allah Allah. Ha. <laughs> ben çocuktum vardı ya. Allah Allah. Efendim Akar'ın mezar ziyaretine erişim yasağı diye bir haber var. Bakan Akar'ın 24 Temmuz'da İbda C'nin kurucusu Mirza Beyoğlu'nun mezarını ziyaret etmesine ilişkin haber, habere erişim yasağı geldi. Akar ziyareti yalanlamadı. Engellemeye gerekçe olarak Mirza Beyoğlu'nun örgüt lideri olarak müebbet hapis aldığı davada daha sonra beraat Yani bir şu bizde o haber var mı arkadaşlar? Bak onu bir ayrıntılarıyla izleyelim ya. Hulusi Bey, ha, Hulusi Akar. Ee, niye mesela ziyaret eder şey, e, Salih Mirza Beyoğlu'nun, yani İBDAC'nin kurucusu deniyor. Efendim, teröristlikten şu anca yıl yatmış fakat beraat etmiş. Hani erişimin engellenmesinin e, gerekçesi o. Yani çünkü haber, ziyaret etti haberine yasak yok esasında. Yani öyle bakalım olaya. Ziyaret etti haberi fakat o haberin yazılış biçiminde İBDAC'nin kurucusu, daha doğrusu terör örgütü İBDAC'nin kurucusu tanımı kullanılan haberlere, Erişim yasak. O da zaten hani eşi diyor da yani İbdace grubu tarafından ya da İbda grubu tarafından onun avukatları zaten sağlıyorlar bunu. Fakat yani bir Milli Savunma Bakanı'nın Ayasofya'nın açılışından sonra Necip Fazıl'ın mezarını ve Salih Mirzabeyoğlu'nun mezarını ziyaret etmesinin sebebi ne acaba? Yani ne göstermeye çalışıyor? Tayyip Erdoğan'a mı bir gösteriş başka kesimlere mi tarikatlara cemaatlere mi göz kırpıyor. Hani yarın öbür gün ben daha yetkili biri olursam merak etmeyin sizdenim mi demek istiyor. Bir tuhaf yani çünkü akıl mantık dışı gerek yok ki yani bir mezar ziyareti çok e, gerekli değil ki. Ama yani biliyorsunuz işte o Akit gazetesinin muhabirini de ziyaret etti, bir tarikat liderini ziyaret etti, onlarla genel kurmayda fotoğraflar da çektirdi. Yani böyle bir tuhaflığı olan bir adam bu. Garip. Bilemiyorum yani. Neden yapar? Cumhuriyet gazetesindeki durum bu. Gelelim şu sabah şeysine biraz önce şey. Şimdi güneş paneli üretim fabrikası açılıyor diyor. Burada aslında reklamda. E, yani reklam olarak koymuşlar. Dünyanın tek çatı altında ilk ve tek tam entegre diyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu kalyon inşaat var ya işte her şeyi yapan o. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışı diyor o işte güneş paneli tarlası mı ne yaptılar ya. Bakalım iyi olur inşallah. Ha, ha hemen yanında da çok güzel ya. Burada reklam var. Reklamın yanında da dünyanın ilk entegre güneş fabrikası. Kalyon enerjinin 400 milyon dolarlık dev yatırımı tamam. Dur bakalım 5. sayfada nasıl bir şeymiş. Evet. 400 milyon dolarlık ithalatı önleyecek. Hmm, o açıdan bakıyor. para, para, para. Yani bu <laughs> daha böyle daha müreffeh olabileceğiz dahi para. 400 milyon dolarlık şeyi engelleyecek. Ya yahu hep şey işte biliyor musunuz Yani? Şimdi burada Beşiktaş Belediyesi ile ilgili bir haber yapmışlar. Şimdi bir sabah şeysi biliyorsunuz e, her türlü yolsuzluğa, usulsüzlüğe şiddetle karşı son derece namuslu, ahlaklı, vicdanlı bir gazetedir bugüne kadar her belediye ile ilgili onun böyle müthiş şeylerini okumuş idik. Şimdi de öyle bir haber yapmışlar gene. <laughs> Efendim CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 13 milyon liralık ihalesinde başkanın zoruna sanatçısı akrabasına uzanan bir vurgun skandalı diyor. Bakalım neymiş? Beşiktaş Belediyesi araç kiralamak için ihale açtı. İhale açık yöntem yerine davet usulüyle yapıldı. Hiç mesela bunlar AKP'li belediyeler hep şey yapar biliyorsunuz. Hiç açık şey ihale, e, hep açık ihale yaparlar. Hiç davet usulü yapmazlar. Başkan Rıza ihaleye 12 milyon 980 bin liraya Necati kendi gelene ait Unosit firmasına verdi. Firmanın belediyeye verdiği 8 bin liralık teminat mektubu sahte çıktı. MASAK inceleme başlattı. Savcılığa suç duyurusu yapıldı. Belediyenin içinden bile başkana uyarı gitti. Bütün şaibeye rağmen firmaya tıkır tıkır ödeme yapıldı. Hiçbir hizmet vermeyen firma 11 onda 8 milyon... Peki 12 milyonmuş niye 11 milyon 800 ceba atmış acaba? Yani niye 12 milyonun tamamını diye öbürünü ne yaptılar? Hesapta mı tuttular? Ya bu belli ki şey, yani tam bir düzbeci haber. Para alındıktan sonra Unisod firması, Başkan Atbalat'ın akrabası, zurna sanatçısı Veli Uslu'ya devredildi. Uslu ise ben müzisyenim, hiçbir şeyden haberim yok, savcılığa gideceğim dedi. Ne demek bu? Nasıl devredilmiş? Yani bakın, hiçbir şeyi tutmuyor. Adamın akrabasıymış, efendim oraya devredilmiş. Adam diyor ki ben, peki nasıl, yani benden habersiz bana bir şirket devredilebilir mi? Niye devrediliyor? Onlar yok. Neyse. Deşifre oldular diyor. Biden'a, Biden'ın darbe çağrısını çarpıtan CHP'li yandaş <laughs> ya bu CHP'li yandaş basın kadar aptal bir rap olamaz biliyor musunuz? Yani işte diyorum ya akıl ve zekadan çok yoksun ya bu kesim. Yani bu yandaş yalaka takımı. Hakikaten ben bunları akıllı adam muamelesi yapıyordum bazılarına. Şimdi artık hiçbirine yapmıyorum. Değiller çünkü. CHP'li yandaş basın diye bir şey olamaz ki. Yani anlamını bilmiyorlar bunlar. Yandaş basın denilen olay defalarca anlattım. Bir tarafı tutmak değil. Ama işte bu aklı evveller, bu zekasızlar işte böyle yapma ama niye o zavallı insanları kandırmayı beceriyorlar? Anlar da bunun ya tabii diyor abi bu da diyor ya CHP yandaşı. Lan oğlum CHP yandaşı olsan ne olur, olmasan ne olur? CHP iktidarda değil. CHP'nin yaptırım gücü yok. Muhalefetin bugün bir bir şey yapma şansı yok. Yandaşlık olmaz orada. Taraf tutarsın bilmem Yandaş başka bir şey. Operasyon yapan diyoruz. Operasyon. İşte bak operasyon bu. Saçma sapan bir haberi manşet yapıp adam karalama. İşte Biden olayını çarpıtmak. Trump olayını çarpıtmak. Saklamak. Bak bazı şeyler hiç yok. Yolsuzluk haberleri oluyor. Bir takım skandallar yaşan Onlar hiç yok. Yandaşlık o. Işte CHP yandaşı. Niye? Çünkü o zavallı insanlara onu... Bunlar da hakikaten yok. Ya abi biraz gidin şu Amerika falan bunların ucunu elini bıraktı galiba ya. Gidin kardeşim biraz bir eğitim falan alın. Biraz propaganda eğitimi alın. Ha ama işte bu ilçellik tutuyor belki de. Çünkü en aptala göre yayın yapılınca e, o zaman tabii ilginç bir şey ya. ilginç bir şey. Biden'a darbe çağrısını çarpıtan CHP'li yandaş basın. İşte kelime de bulamıyorlar. Yetersiz, çapsız, bilgisiz. Ne yapayım? Sözcü gazetesi Biden tamam da asıl Trumpa bakın manşetiyle hedefi Trumpa koyup algı operasyonu yapmaya çalıştı. Abi hakikaten ya yani Erdal abi, abi sen mi yapıyorsun bu gazeteyi? Herhalde sana yaptırmıyorlardır çünkü daha akıllılar var biliyorsun böyle nasıl şey yapacağız o aa haber var ya İşte onlar yapıyordur. Cumhuriyet gazetesi olayı çarpıtırken haberi AKP gündeme soktu yalan nasıl oldu? Kim soktu? Bir tane Irak'ta yayın yapan bir Kürt internet sitesi üzerinden yaptılar. Çok akıllılar ya. Ey Allah'ım yarabbim. ABD sermayeli Fox ise bu konuda sadece CHP sözcülerini konuşturdu. Ulan Fox zaten Trump'ın şeyi. Trump'ın dünyadaki en destekçisi hatta tek destekçisi televizyon. Trump adamı yıkmak için uğraşıyor. Yani bu Trump şey mi yapacak? Fox TV'de Türkiye'de Trump aleyhtarlığı mı yapacak? Allah'ım ya Evet şimdi devam edelim. Bu sabah şeysinde işte bu kadar. Ya var yani burada CHP sözcüsünde en ahlaksız cümle falan diyor. Yani işte Ömer Çelik'in açıklamaları. Bu arada Tayyip Erdoğan hala konuşmadı biliyorsunuz. Efendim muhalefet niye bu kadar az konuşuyor diyorlar. Daha Tayyip Erdoğan konuşmadı. Hedef o. Onu yıkmaktan söz ediyorlar. Ona darbe yapmaktan ya da onu darbesiz göndermekten. Daha oradan bir şey yok. Ama Fahrettin Altın konuşuyor güzel. Bakalım hürriyet ne yapmış efendim. Herkes aklını başına alsın diyor. O kadar. Aklınızı başınıza alın. Neymiş bakalım? Efendim. Devlet Sağlık Ordusu, devlet virgül, sağlık ordusu, valilikler okulların açılacağı 21 Eylül öncesi vaka sayısını düşürmek için mücadele ederken kural tanımaz vatandaşlar tehlike saçıyor. Anananan. Vatandaş suçlu abi. Ya. Kural tanımaz ya bunlar. Ya iki ay sonra, üç ay sonra mesela bizim en tepedekilerden biri çıkıp ya bu halk bizi fena kandırdı filan diyebilir mi der. Vallahi der. Hiç şaşmaz. Bu konulardan en çarpıcı örneklerinden biri Kırıkkale'de yaşandı. Pardon, Kırklar elinde yaşandı. Testi pozitif çıkan çiğ köfteci M.A.'nın evine kapanması gerekirken dükkanında satış yaptı, anlaşıldı. E tamam işte, aynen almışlar. Daha ne istiyorsunuz? Sharon Stone'dan sizlere öfke. Kardeşi koronaya yakalanan Sharon Stone'dan hem de. Kız kardeşi Kelly Stone ile eşinin virüse yakalandığını söyleyen Sharon Stone maske takmayanlara isyan etti. Sizlerden biri bunu yaptı. Evet. Şimdi burada enteresan bir şey var. Kadının adı Sharon Stone. Kardeşinin adı Kelly Stone. Ama Kelly Stone evli. Allah Allah. Herhalde Stone soyadını kullanıyor o da. Hani Sharon Stone artist olduğu için o ismiyle de devam eder de kardeşi de mi Stone soyadını kullanıyor filan gibi bak akla. İşte böyle bir detaya akıl takdiri ne alakası varsa peki. Hocaları üzdüler. Paylaştığı bu fotoğrafa gösterilen tepkiler Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve arkadaşlarını üzdü. Burada kim var? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Profesör Doktor Necmettin Ünal. Aynı masadalar. Maskeleri yok. Yorumlarda hocalar maske ve mesafe ilerle yapmakla eleştirdi. Uzmanlar ise mesafeye uyulduğu, yemek yemek için maskelerin çıkması gerektiğini hatırlattı. Ancak konuya hakim olmayanların eleştirilerinin üç hocayı üzdüğü öğrenildi. Bu habere ne gerek var acaba? Bu çocuğu üzdü. Ya bu şu anda son zamanların en önemli geyiği mesela. Ben de bir fotoğraf şey yapıyorum. Mesela geçenlerde verdim gene bizim neydi Veysi Dündar'la beraber bir yerde böyle bir fotoğraf hani Twitter'da. He. Ya Can bir sosyal mesafeye uymamış. Bu son zamanların en e, yapılan geyi. Hani geyik deniyor ya o. Her çekilen fotoğrafta o maske yok. Lan fotoğraf çekiyoruz diye maske çıkarmışız yani. Sana saygıdan maskeli mi çıkayım yani? Evet. Kızlarımı kurtarın manşeti var hürriyette. Bakalım o neymiş. Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak Adnan Oktar'ın kaçırdığı iki kızı için 3 yıldır mücadele ediyor. Koçak kaçırıldıklarında 17 yaşında olan Büşra ve 19 yaşında olan Şeyma'nın kırmızı bültenle Hollanda'dan Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Nereye kaçırmışlar? Bir dakika. Yaşadıklarını hürriyeti anlatan Elvan Koçak, kızlarının ayrıldığı eşi Gülperi Koçak tarafından Adnan Oktar'a teslim edildiğini söyledi. Koçak, bahanelerle beni oyaladılar. En sonunda Türkiye'den bir haber geldi. Büşra'yı Adnan Oktar'ın televizyonda gördük diye araştırdım. Temmuz 2017'den beri bu programlara çıkıyormuş dedi. Koçak şunları söyledi. Kızlarım Hollanda'da zorla tutuluyor. Kırmızı bültenle çocuklarımın Türkiye'ye getirilmesini istiyorum. Eski eşimin de getirilmesini ve yargılanmasını istiyorum. Artık ne yapılacaksa yapılsın. Çocuklarım en güzel yıllarını, eğitimlerini, memleketlerini kaybettiler. Daha fazla yıllarını kaybetmesin. Abi bu Adnan Hoca değil mi? Ya Hollanda ile ne alakası var anlamadım. Şu adam sürede yaşıyor. Kızlar Hollanda'da mı? Adnan Hoca niye Hollanda'ya kaçırmış? Televizyona çıkarıyorsa Hollanda'dan mı çıkarıyor? Zorla tutuluyor diyor. Kim tutuyor? Yani tuhaf bir haber yani. Kızların fotoğrafını koymak için haber yapmışlar belli. Bir de Adnan Hoca'ya da işte çakmış olalım diye. O da hala içeride biliyorsunuz. Dayakçı Ozan'a şaşırtan destek. Oyuncu Halit Ergenç, kız arkadaşına şiddet uygulayan Ozan Güven'e öyle biri değil. Mutlaka orada bir şey olmuştur diye destek verince büyük tepki çekti. Ergenç herkesten özür diliyorum açıklaması yaptı. Şimdi bunu niye birinci sayfaya koyuyorlar? Bu Halit Ergenç pek AKP'den yana değil ya. Yani. Abi o zaman bir tane geçirelim. Halbuki çok güzel. Ama tabii Ertuğrul Özkök burada biraz hakkını teslim etmiş. Diyor ki öfkeli arkadaş baş, açıklama böyle olur diyor. Kendi gazetesini aslında söylüyor. Şimdi burada bütün mesele yani artık ciğerini biliyoruz bu yandaş yalaka tetikçi takımın. Kim mesela bizden değil. Abi bul bir bahane geçir lafı. O. Oh. Şimdi Ali Tergenç de medeni bir insan. Atatürk'ü seviyor falan. Yani öyle oluyor hürriyetçiler falan hemen anında. Ahmet Hakan tabii. Hemen geçiriyorlar. Ama Ertuğrul öskür, her şeye rağmen işte gene bir daha aklı Selim orada. Sessizliğe bürünen Ozan Güven arkadaş yakmaya devam ediyor. Cem Yılmaz'dan sonra son kurban Halit Ergenç oldu. Tıpkı Cem Yılmaz gibi o da son derece iyi niyetle bir açıklama yaptı. Öyle büyük bir tepki aldı ki Dün söylediği sözlerden dolayı özür dilemek zorunda kaldı. Ama bunu öylesine açık bir dille ve samimiyetle yaptı ki bence Ozan Güven bu açıklamaya bakıp ders çıkarmadı. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Halit Ergenç kadına çok saygılı bir insan. Bu sözleri bir temenni olarak söyledi. Ama ne diyor açıklamasında? Sözlerimle bu konuda mücadele eden herkese hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum. Ozan Güven'e destek gibi de değil. Arkadaşı kardeşim beraber oynuyorlar aynı dizide. Geceleri, gündüzleri beraber. Cem Yılmaz da öyle. Bütün kaç tane film çektiyse o Gora, Arok, yok efendim Yahşi Batı hep bunlarda Ozan Güven var. Seviyor. Ve bu arada hani moral olarak diyor ki yani arkadaşım inşallah atlatacak İyi bir şey yapılmadı falan filan. Vay efendim neden? Çünkü Cem Yılmaz da şey onlardan değil. Onlardan olmayınca abi her fırsatta saldır, vur, kır, öldür. Oh. Böyle bir ahlaki anlayışları var bu yandaş takım. Şimdi de ona yapıyor. Yani burada çünkü günün şeyi ki dayakçı ozana çaşırtan destek. Kim yapıyor bunu? Bizden olmayan bir adam. Ha ha vurun. Ya bu ilkel kafalarla diyorum ya Türkiye'nin geleceğini yok ediyorlar ya. Dedektifler harekete geçti. Evet Gaziantep'te biliyorsunuz bir genç kızımız 17 yaşında şüpheli bir şekilde öldü bir binadan atıldı mı, itildi mi, intihar mı etti? Ama daha şeyler e, bir kavga e, Dosyayı ne Duygu denen şüpheli ölümü Türkiye'nin en önemli uzman isimlerine yer aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu inceleyecek. Dosyayı şüpheli ölümler üzerine uzmanlaşmış birinci ihtisas kurulu ele alacak. Kurulda patoloji, kardiyoloji, cerrahi gibi 10 ayrı alandan uzman isimler yer alıyor. Bu uzmanlar otopsi raporlarındaki fiziki veya kimyasal bulguları değerlendirerek kesim ölüm sebebine dair rapor hazırlayacak. Bu arada bir Gülistan doku biliyorsunuz. 226 gündür aranıyordu Tunceli'de. Bulunamadı. Ve sonunda dediler ki arama çalışmaları bitti. Çünkü yani hiçbir yerden sonuç alamıyoruz. Sır bilinmiyor. Burada ne var? Alman polisi yine boğaz sıktı. Düsseldorf'ta Cumartesi günü bir Türk gencini yatırıp boynunu diziyle basan görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez yer Hamburg polis 15 yaşındaki gencin önce boğazını sıktı ardından yere yatırıp üstüne çumulandı. Şimdi bu şeyleri çok yani göya bu işte bu yandaş yalaka takım devletçi ya. E benim Almanya'da da polis yapıyor. Yani bizim polisimizin insanlara her türlü kötü muamele yapmasına şey yapıyor. Alman polisi gördün değil mi? Ha ama işte Ahmet Hakan anlamadığın, anlayamayacağın şu. Medeni ülkelerde bu tür kötü muameleye yapanlar anında soruşturmaya uğruyor, açığa alınıyor ve Almanya'da bu polisler anında açığa alındı. Haklarında soruşturma başlatıldı, yürüyor. Türkiye'de ne oluyor? Devlet tabii ya devlete kırılan, e, uzanan eller kırılır. Bizde bu. Bizde polise filan herhangi bir şekilde arkadaş ne yapıyorsun diye soru sorma bile kalksan, devlete bilmem ne yapıyorsun diye bu ilkel kafa. Devlet dedikleri Tayyip Erdoğan. Bugün iktidarda sen onun yalakasısın. Onun için devletçi. Yarın Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin başka biri gelsin. Bu arkadaşlar anında devlet zaten nedir kardeşim? Devlet bize bilmem ne. Böyle olacaklar. Böyle karakterdeler çünkü. Geçelim abi boş verin Allah aşkına. Bir güne bakalım. Özeller bakmayınca devlette yer kalmadı. İşte önemli sorun bu. Koronada artık özel hastaneler tamamen çekildi. Bakmıyorlar. Birkaç özel hastaneye yolumuz düştü son birkaç bir aydır. Değişik nedenlerle yani hastalık falan değil. Onları gördüm, soruyorum. sen diyorlar, yani bizim burası hiç korona vakamız olmadı, hiç ölüm yok bize. E tabii dedim, almıyoruz. Evet almıyoruz. Bu kadar basit. O zaman ne oluyor? Ama o tür reklamını yapıyorlar. Efendim, hiçbir COVID hastasının ölmediği hastane. Ulan hastaneye hasta gelmezse ölmez ki zaten. Yoğun bakımları almıyorlar. O zaman herkes devlet hazır. Benim merakım şu, İstanbul'da devasa iki tane hastane yapıldı. Sırf bu iş için. Niye bu mesela özeller bakmayınca devlette yer kalmadı haberi niye oluyor kardeşim? Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane ne işe yarıyor? Orada kaç hasta var? Kaç uzman var? Neye bakıyorlar? Sancaktepe'de yapılan kaç hasta var? Neye bakıyorlar? Durum ne? Yoğun bakım var mı? Hiç bakın merak bile etmiyor bu yandaş yalaka tetikçi takım. Ya bir gidin bakın işte bak buralara. Hayır. Efendim yaşamı çalındığı sorumlusu kim? Çavuş Orhan'ın cinsel saldırıya maruz bıraktığı belirtilen İE intihar girişiminin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını getirdi. Orhan serbest. Çok vahim bir olay bakın. Batman'da uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırıya maruz bıraktığı iddia edilen ve 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İE tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İHD avukatlarından bilge, Orhan'ın delilleri karartabileceğini savundu. Ailenin avukatı Aydın ise ifade sırasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Musa Orhan serbest bırakılmıştı. Şimdi annesi perişan, aile perişan, yalvarıyorlar. Ya kızımızın intihara kalkışıyor. 15 gün kızı bir yerde tuttuğu ve her gün cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Doğru mu? Bilmiyoruz tabii şu anda ama... Böyle bir iddia alınıyor, serbest bırakılıyor. Hakkında soruşturma sürüyor. Peki niye serbest bırakıyorsunuz? Ölüm de gerçekleşmiş. Bir genç kıza, 18 yaşında bir genç kıza. Bu yapılıyor. Neden? İşte bilemiyorum. Domates, biber, dolar. Maliyet arttı, ihracat azaldı, fiyat düştü. Yükselen dolar kuru domates üreticisini, üreticisini de burada. Artan maliyet ihracatın azalmasına neden oldu. Ziraat Mühendisleri odasından kapkı kıran üretici desteklenmeli dedi. Şimdi işte bunu tam anlayamıyorum ben. Yani bu kadar mal niye var? Niye satılamıyor? Alıcı niye yok? 35 kuruş. Zengin aileler ihaleyi istemedi. İmam hatip liseleri ile meslek liseleri özel ortaokul mezunlarına tercih edilmedi. Toplam 30 bin 619 öğrenciden yalnızca 2087'si imam hatibi seçtiriyor. Gitmiyorlar. Ya biliyor çünkü oradan mezun olduğu zaman bir şey olmuyor. Yani bugünkü iktidar varken tamam yani yeteneği var yok bakmadan bir yerlere koyuyorlar ama. Ya adam diyor ki ya kardeşim bu iktidar devamlı değil gidiyor. Benim çocuğum diyor 5 sene sonra çıkacak İmam Hatip mezunu ne yapacak diyor. Koca koca üniversitelerden Amerika'da okumuşlardan bile işsiz kalınırken diyor ki bizimki hepten kalacak. Ha, bu iktidar devam ederse onları bir yer buluyorlar. Hepsine gene de bulmuyorlar da. Ne Batı ne Moskova diye bir haber. Ona bakıyorum. Belarus'ta eylemler günlerdir sürüyor. Eylemlerde yer alan bir sosyolog ve gazeteci Vitali Novik, dış basında aktarılan bilgilerin yanlış olduğu görüşünde Novik, neonazilerin eylemlerde aktif olmadığını savunurken, ABD'yi ve AB'yi de Rusya'yı da ülkemizde istemiyoruz diyor. Peki. Kıyam Paşası diyor. Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner, Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mehmet Tiyam'ı ise Fenerbahçe'ye bedelsiz verdiklerini, Beşiktaş'ın ise bırakmam seni kampanyasına destekte bulunduklarını duyurdu diyor. Her tarafa dağıtıyor. Güzel, aferin yapıyor. Sözcü gazetesine geldik bakalım. Sözcü'nün haberi Rütük'ü hemen harekete geçirdi. Evet, haber verilene kadar biliyorsunuz bir aydan fazla zamandır cevap bile vermiyorlardı televizyon açılışına. Fakat şimdi e, gündeme alınmış. Sözcü Dün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Sözcü TV ile başvuruyu aylardır sonuçlandırmamasını haber yaptı. Rütük Sözcü'den neden çekiniyor diye sordu. Rütük dün yazılı açıklama yaptı. Bu haftaki üst kurul gündemine alınmıştır dedi. Peki haber yapılana kadar onca başvuru niye? Eşit, bilmiyorum. 2 milyon vermeye hazırım diyor. Erdoğan'ın 2 milyon liralık tazminat davası açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu ödemeye hazırım deyip şart koştu. ABD kongresi servetini inceleyeceğiz dediğinde Erdoğan susmuştu. Oysa önceki genel başkanımız Deniz Baykal kendisine yönelik benzer servet ithamları üzerine İsviçre'ye başvurup orada hesabı olmadığını ispatlamıştı. Erdoğan ABD kongresinin şantajına teslim olmayıp Deniz Baykal gibi yaptığında hiç itirazda bulunmadan kendisine 2 milyon liraya derhal ödeyeceğim. Şimdi bakın ilk anda çok güzel gibi gözüküyor ama şunu anlamıyorum ben. Deniz Baykal örneğini vermeye ne gerek var? Ya Deniz Baykal'a bir iftira atıldı zaten ortada. Deniz Baykal'ın Parayla ilgili, hele böyle milyon dolarlarla ilgili hiç hakkında bir şey yok ki. Olmamıştı ki. Efendim birdenbire AKP'liler dediler ki Aa, şu kadar parası var İsviçre'de. E, yok. Yani Deniz Baykal'ın da Antalya'lı eski bir avukat, parlamenter, parti genel başkanı. Bir varlığı olur tabii ki. Ama bilmem nerede şu kadar milyarı var, milyon doları var, anında zaten gitti bankalardan aldı sustular. Şimdi onu hatırlatarak, bakın buradaki önemli olan şu dün önceki gün ön daha önceki gün hep söyledim hatırlayacaksınız. Ya muhalefet neden bazı şeyleri yapmıyor? Tayyip Erdoğan'ın mal varlığını araştırabiliriz diyor şey, araştırılsın diyor Amerikan Temsilciler Meclisi. Bu Türkiye'de hiç gürültü çıkarmıyor. Şu açıdan diyorum efendim Amerikalılar Tayyip Erdoğan'ın mal varlığını çıkarsın falan demiyorum. Ama şu bize yapılan muameleyi görüyor musunuz? Hani dik duruyoruz, dünyada bilmem neyiz, süper güç olduk ya. Ha, işte o süper güçün başkanı, en tepesinde oturan adam. Amerika'da diyor ki, ya bunun bir servetini araştıralım diyor. Ve Türkiye'de bunun hiç gürültüsü çıkmıyor. Şimdi çıkıyor, gene Baykal üzerinden. Ya gerek yok. Kardeşim, ben sana 2 milyonu vereceğim ama şu Amerikalıların dediği servetini bir açıklasana bize mesela. Var mı, yok mu? Şimdi az önce gemici haberini tekrar şey yaptık, şimdi orada enteresan bir cümlesi var biliyorsunuz. Ya 400 bin dolar nedir ki diyor bak. 400 bin doları bulunca diyor bir tane alırsın. Üstünü de diyor kredilerle bu işe girersin. Sen de girersin diyor. Şimdi bugünün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, dünün İstanbul Belediye İ İl Başkanlığından İstanbul Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan parmandaki yüzüğü çıkarıp böyle göstermişti. Bundan başka bir servetim yok. Eğer daha fazla servet olursa bilin ki ben de bilmem ne demişti. Değil mi? E şimdi Şimdi 400 o dediği tarihten işte 10 yıl sonra işte 2005'lerde filandı galiba o program değil mi? Öyle bir şeydi yani 2005-2006. O tarihlerde ya 400 bin dolar nedir ki yani hani onu buldun mu gemi alırsın diyecek hale gelmiş. Şimdi bunları sormak yerine bugüne kadar hiç şey yapılmadı. Bunun üzerinde duracaksın. Yani diploma üzerinde duracaksın mesela. Ya bir kıyamettir kopuyor mesela işte Avrupa en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde diploma konusunun gündeme aldı ve Türkiye'ye bunu konuda soru sordu. Şimdi benim tahminim bir cevap vermeyecek. Yani hiçbir belge falan göndermeyecek. Hani ben ciddiye bir diyecek ya git işine. Ama mesela bu mesela CHP'nin gündemine hiç gelmiyor muhalefetin gündemine. Ya en azından bir çıkar ya doğru mu değil mi? Çünkü eğer doğruysa bu iddialar büyük skandal. Ha şimdi bunun karşılığında şunlar var. Efendim mesele üniversite mezunu olmak mı? Tayyip Erdoğan bin tane üniversite mezunu cebinden çıkarır. Tamam çıkarır. Ama ayrı bir şey. Ama senin anayasan diyor ki, Türkiye'de cumhurbaşkanı olabilmek için bir üniversite diploması gerekiyor. Var mı yok muyu tartışıyorlar? E ben bunun, yıllarca bunun ben de yazdım. Ben fazla da yazan yok zaten. Ama şunu sorduk. Ya çok basit. Bunu niye böyle efendim bir üniversiteye talimat veya çıkarın verin. Yani şimdi e, Tayyip Erdoğan mezun olduktan bir yıl sonra kurulan, üniversiteden gösterilen diploma pek inandırıcı olmuyor aslında. Ya da Mantıklı da olmuyor. Ayrıca bunun şeyi yok, kaçarı yok ki. Bir şey yok. Pat diye söylersin. Yani verin ya diploma diye. Üç tane diploma çıktı biliyorsunuz ortaya. Hepsi değişik değişik imzalarla. Tek yer var. Asal. Askeri alma dairesi. Tayyip Erdoğan, 1981'de askere gitmiş. Asal. Ver bir talimat. Yani kendi verecek. Bizi aramayacağız. Diyecek ki arkadaş Asal'a ben ne vermişim de yedek subaylık yapmışım. Bir tane askerlik fotoğrafı var. Kantinde yapmış zaten. Yedek subay o zaman. Ama kısa dönem uzun dönem mi onu da bilmiyoruz. Bunlarda bir şey yok. Ama mesela muhalefet bunları hiç dile getirmiyor. Neden? Aman abi biz AKP'den de oy alacağız ya. Şimdi böyle bir şeyler yapmıyorum. Ya ister al ister alma kardeşim. Türkiye'de gerçekler ortaya çıkmalı artık. Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmamalı. Adam beni rencide ediyor kardeşim tamam mı? Açık söylüyor. Beni rencide ediyor. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı araştırılsın diye bir önerge gelmiş. Beni rencide ediyor. Sen bunu Merkel için yapabiliyor musun? Ya da yapıyor musun? Boris Johnson için yapabiliyor musun? Yapıyor musun? Rusya için yapabiliyor musun? Yap Hayır. buraya yapıyor. Neden? Çünkü adam diyor ki bu Halk Bankası olayında bir numara var diyor. Ondan sonra da bana dik duruyoruz bilmem ne yapıyoruz. Hiç işte höt dedi rahibi vermedim mi? Ha Efendim sahiller parsel parsel tanıdık vakfı veriliyor. Dün zaten üzerinde epey durmuştuk. Bu Muçev diye bir şey. Ee, böyle bir dernek vakıf bu. Muğla Çevre Vakfı diye. Yani hükümetin bir şeyi. Öyle ele geçiyorlar. Bakın bu belediyeleri kaybettikten sonra bütün şeyleri alıyorlar biliyorsunuz. Belediyelerde olan her türlü yetki buraya alıyor. Ama borcu belediyeye bırakıyor. Çünkü bugüne kadar belediyeler para ödemiyordu ki İstanbul, Ankara bilmem ne onlar canları istediği gibi işte ihaleler açıyorlar, yatırma da altında onu yapıyor bunu. Yapıyor. Hepsi hükümet ödüyordu zaten yani bir şey yok. Şimdi bütün sahiller onlara veriyorlar işletmeyi. Belediyelerin hiçbir etkisi yok. Böyle şunu öğrendik ve işte benim CHP'li belediyelere bu konuda çok öfkeliyim. Yani öfke duyuyorum. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Yani ciddi öfkeleniyorum. Neden? Ya arkadaş biz şu CHP'ler iş başına geldiğinden bu yana şunu anladık ki aslında belediyelerin hiçbir yetkisi yok. Bütün yetki kaymakamlarda, valilerde, hükümette. Canların istediği gibi davranıyor. Belediyeleri kilitliyor. Şimdi ya belediyeleri kilitliyorsa kardeşim kıyameti kopar diyorum ya. Kıyameti kopar bir şey olmaz. Ama işte endişe şu. Ya ben cumhurbaşkanı da adayı olabilirim. E o zaman şimdi kimseyi kızdırmayalım. Herkesten oy alacağım. E benden alamayacaksın. Ne olacak o zaman? Benim gibi bir milyon kişi daha varsa gittin. Yani bu herkesten oy alacağım kaygısıyla hiçbir sorun o çöz şey olmuyor. Ya adamlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parasına el koydular ya. Tarihte yok böyle bir şey. Kredi geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben gidiyorum bankadan tüketici kredisi alıyorum diyelim. Bir tane alacaklı tak ona haciz koyduruyor alıyor alamazsın. Çünkü o başka bir şey. Bunu zaten öğrenemez bile. Ama kamu bu. Devlet olduğu için. Öğreniyorlar. Bana haber veriyor. Bankaya da talimat veriyor. Diyor ki Para indiği gün borcunu öde. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ya ben yeri göğü inletirim kardeşim. İstanbul'un bütün billboardlarını doldururum. İstanbul halkına hizmet yapmamız bu bu, bu şekilde engelleniyor diye. E, mücadele etmeyeceğiz. Hep alttan aman abi aman bozmayalım şimdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ne oldu abi? Bu adalarda elektrikli otobüs değil mi? gittiler tören yapacaklar filan. Bir tane geldi böyle vali, vardım neydi kaymakam. Dedi, nereden yapamazsın yasakladım dedi. Ağızlarını açamadılar. Sonra ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız ee, müdahale ettiler. Ne yaptı abi Sayın Cumhurbaşkanı? kaymakama aradı. Dedi ki tamam engel olma dedi. O da başsın efendim dedi. Araçlar çalışmaya başladı. Peki abi e bu yani eğer bu iş Cumhurbaşkanı'nın ağzındaysa e bunu ben kıyameti koparırım ya. Kıyameti koparırım. Yani derim arkadaş bu ne biçim iş ya? Sen dün efendim bunlar elektrikli araç trafiğe çıkamazlar men ediyorum diyorsun. Sonra ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız sorunu çözdü. Ula Sayın Cumhurbaşkanı işte gitti dedi ki tamam tamam dedi yürü yapsınlar Böyle bir yani olmuyor işte. İşte aynı şey bu diploma olayı, şey olayı, Halkbank olayı. Ya ben Amerika'da kamp kurarım kardeşim. Biden'ın bu sözleri Amerika'da öğrenelim ne oluyor, ne bitiyor. Beyaz Saray'a girip çıkan pek çok Türk var. İsterseniz bana bıraksınlar ben sorayım. Ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Ayıp. Veresiye defterinde yer kalmadı diyor. Geçinemeyen vatandaşa destek olan esnafın hali bu. CHP İzmir Milletvekili Bahir Mahir Polat Dikili'ye bağlı Deliktaş Köyü'nde hem kahvehane hem de bakkal işleten esnafla görüştü. Esnaf Metin Birol vatandaşın içli acısı halini şöyle anlattı. Çiftçi para kazanamıyor. Veresiye defteri dolup taştı. Artık veresiyeleri ambalaj kartonlarının arkasına yazıyorum. Parası olmadığı için çay içemeyenler var. Abi veresiyeleri niye ambalaj kartonlarının arkasına yazıyorsun? Defter yok mu? Yani nasıl bir şey bu ben anlamıyorum. Neyse. 65 yaş üstüne şak şak şak. Muğla Güllük'teki şok market şubesi kapısına 65 yaş giremez uyarısı astı vatandaş tepkili. E bu şey sırasında bütün marketlerde asılıydı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı giremez diye. 22 ilde sokağa çıkışlara yeni kısıtlamalar getirilen 65 yaş üstündekileri bir darbede şokun bir şubesinden geldi. Markette giriş yapan giriş yasana tepki gösteren halk kimsenin bir yaş grubunu dışlaması kabul edilemez dedi. Evet edilemez ama ediyorlar işte. Heh. Meraları kiraladılar, hayvancılığı bitirdiler. Balıkesir Marmara Adası'nda hayvancılık yapan Hacı Remzi Kavran anlattı. Meralar özele kiralandı. Büyükbaş hayvan sayısı 11 bine indi. Peki bir şey soracağım. Ne oluyor? Meralar özele kiralanınca? Bilmiyorum. Bak burada şey var. Yağmalandık bir karış, yağmalanmadık bir karış yer kalmadı. Bu ülkeyi sevmiyoruz diyor. Hürriyet yazarı Yalçın Bayar, yağmalanmadık bir karış yer kalmadı. Bu ülkeyi sevmiyoruz. Başlıklı köşe yazısında sahillerin kiralanmasını eleştirdi. Ancak bu yazı sansürlendi. En son kalan şeydir. Yalçın Bayar. Büyük ihtimalle onu da herhalde yavaş yavaş e, iteliyorlar. Anladığım kadarıyla. Evet. Dur bakalım magazinde ne var. Ha işte bak burada da görüyor musun? Bak sabah şeysi de. E, Halit Ergenç. Bunun adı şiddete empati. Halit Ergen sevgilisini döven Güze, Ozan, güzel Ozan Güven'in yanında olup skandal açıklamalar yaptı. Yıllar önce eski eşi Gizem Soysaldır'ın bir buçuk aylık bebeğini aldırıp psikolojik tedavi görmesine neden olan Ergenç, empatik grup şiddete destek oldu. Ancak tepki alın alınca geri adım attı. Ay bu keskin kalem bilmem ne ya. Bu zavallı bu çocuklar ya. Bu, bu tetikçilikle ne yapacaklar anlayamıyorum ya. Sırp bu Ergenç şey diye adamın hiçbir dahili yok. Bak şimdi gidiyor. Efendim neymiş? Eski eşi çocuk aldırmış. O da depresyona girmiş filan. Neleri bak söylüyorlar. Hiçbir ahlaki değerleri, vicdani değerleri yok adamların ya. Vur gitsin nedir? Bizden değil. Allah'ım ya Rabbim ya. Hiç ya. Valla bazen sinirim bozuluyor böyle ya. Al işte hürriyetin de şeyinde okudum ya. onda içeride daha da şey yapıyor. Bu morarmış yüzü ne yapacaksın? Kadının yani sanki kadın dövmesini şey yapmış. Ama işte ahlaki değerlerden yoksun olunca böyle oluyor. Efendim Korkus gazetesi sizin canınız can da bizimki patlıcan mı? Vay be üç tane can var manşette. Bir de benim yazı dört. Efendim e, AKP'li siyasetçileri her hafta korona testi yapıldığı iddiası böyle dedirtti. Burdur'daki bir toplantıya geç kalan AKP İl Genel Meclis Başkanı rutin COVID-19 testini gecikmeye gerekçe gösterince CHP'li üye başlıktaki sözlerle tepki gösterdi. Burdur Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Nihat Ülke, AKP İl Meclis Başkanı Murat Akbayık'ın AK Partiler Arap'ta COVID-19 testi yapmak zorunda. Toplantıya bu yüzden geciktim dediğini iddia etti. Ülkü, sizinki can da bizimki patlayacak mı diye tepki gösterdi. Evet, niye bu test sayıları arttı? Çünkü... Sarayın belli ki tatlı şeyi var. Benim arkadaşların hepsini yapacaksınız. Yani yetkili, etkili kim varsa. Onlar olsun çünkü onları işe sürüyorlar filan ya. Hani aman ha diyor falan filan. Ha şimdi bak hürriyetin koruduğu şey. işte bak buna karşı yapmış. Hocam bu ne? Salgına karşı uyarılar yapan Profesör Mehmet Ceyhan ve iki profesör arkadaşının çorbacı sefası tartışma yarattı. Ceyhan'ın paylaştığı pozu görenler. Hocam maske nerede diye eleştirirken bazıları hocaya sahip çıktı. Yani bu geyik diyorum size. Ama hürriyet nedense bir böyle şey olmuş yani o filan böyle hocalar üzüldü. Helal sana diyor. Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti. Abi çöpte buldun parayı niye teslim ediyorsun ki? Çöpe atmış işte adam. Demek ihtiyacı yok. Çöp diyetine atmış mesela. Şimdi paranın üzerinde hiçbir iz yok, bir şey yok. Polise vermiş. Habib Çaylı 57 yaşında. Uzun yıllardır Bursa Osman Gazi Belediyesi temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Önceki gün sokağa süpürürken çöpün kenarında 110 bin lira buldu. Soluğu karakolda aldı. Parayı eksiz polis ekiplerine teslim etti. Geçinmekte zorlanan ve kredi borcu da olan Çaylı, parayı el sürmeyi hiç düşünmedi. Davranışıyla insanlık ölmemiş dedirten kişi şöyle konuştu. İki bankadan kredi çektim, borcuma rağmen parayı alamazdım. Haram el uzatmam. Şimdi bir, bu tür lafları ben rahatsız ediyorum. Haram harama el Haram ne? Haram mı bu? Şimdi onu bir görmek lazım. Ben alsın falan demiyorum bak. Ama mesela harama el uzatmam. Ya haram bile bile birinin malını çalarak ya da başka birinin olduğunu bildiğim bir şeyi falan Neyse. Şimdi burada parada hiç iz yok. Ama mesela iz, parada iz yok ama o sokakta 15 tane kamera var mesela. Ben bu adamı şey yapmak istemiyorum. Ama bazı şeyleri hani o açıdan da düşünmek lazım. Artık bugün hiçbir hareketimizi kameralara yakalanmadan yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Sayısız kamera var. Şu anda hepimizin, vatandaş olarak hepimizin yüzlerce, binlerce çekilmiş görüntüsü var. Çünkü sokakta gezdiğimiz sürece bir kameraya takılıyoruz. Ve bunlar hep kayıt altında. E şimdi ben de sokakta para bulsam, şöyle bir sağıma soluma bakarım, kimse yok. İyi de 10 tane kamera beni görüyor. Ya beni denemek için yaptılarsa? Mesela. Bu olay için demiyorum bak. Ama yani hani günümüzde böyle yani götürdü parayı verdi. Ooo böyle insanlardan var. Peki Şimdi bu haberleri yaparken, yani bizim gazete diye rahat konuşuyorum ha. Başka gazete de olsa bu kadar belki söylemeyeceğim. Sokakta bulduğu parayı kimseye çaktırmadan cebine atıp giden kaç kişi biliyoruz? Sıfır. Çünkü onlar haber olmuyor ki. Onlar duyulmuyor ki. Adam bir yerde para buldu. Ya yani mesela takside para unutuldu. Adam da parayı aldı, cebine attı. Eğer parayı unutan, takside unuttuğunu görüp de bir şekilde bunu mesele etmiyorsa, ki ispatlayamaz o da ayrı mesele. E bizim haberimiz olmaz ki. Onun için hani yani böyle insanlar da var. Bunu demek, bu demek şu oluyor. İşte bir tane adam çıkmış bulduğu parayı iade ediyor ama geri kalanı buldukları paraları ya da malları kimseye götürüp vermiyorlar. Abi o değil mi? Doğrusu. Ya onun için yani bu haberler bana hep böyle şey gelir. Efendim Mansur Yavaş'ın projesi ilk meyvesini verdi. Başkent'te sözleşmeli üreticiliğe geçen 15 bin çifti, çiftçi Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı nohut tohumlarının ilk hasadını topladı. Mansur Yavaş'ın başlattığı sözleşmeli üreticiliğe geçen 15 bin çiftçi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı nohut tohumlarının ilk hasadını topladı. Çiftçilerden satın alınan nohutlar sosyal yardım alan ailelere ücretsiz dağıtılacak. Ne güzel. 110 bin memurun sesi Erciyes'ten yükseldi diyor. Halk arama pankartları bu kez 3100 metre yükseklikte Erciyes Dağı'nda açıldı. Esim Sen üyeleri 110 bin memur için tırmandı. Sendikacılar yardımcı hizmet sınıfının kalkması görevde yükselme ve ünvan değişikliği için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz dedi. Emniyet Sivil Memurları Sendikası eylemlerine devam edecek diyor. Paraşütle atladık denize daldık Erciyes'e tırmanıyoruz hala ses yok. Evet. Aa bak paraşütle atladık deyince bir haber var. Çok komik. Ee, Rize'de yamaç paraşütü yapıyormuş bir çift. Fakat e, AKP Genel Başkanı geçecekmiş oradan. o kıyamet koparmışlar eyvah falan diye zorla indirmişler paraşütçüyü. Abi bir şey söyleyeceğim ya böyle bir şey olur mu ya? Bu, bu ne korkudur böyle ya? Ha? Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi dün bir arkadaşım şey göndermiş. Diyor ki e, işe gitmek bu kadar mı zor diyor böyle Tayyip Erdoğan arabası geçiyor 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 böyle ooo, falan filan mesela bizim diyorum ya havada helikopterler mesela şeyde biliyoruz boğazda. Eğer denizin ortasında bir sahil güvenlik, biz kıyı koruma, bir polis şeyi, bir tepede de helikopter varsa tamam AKP genel başkanı oralarda ya o Vahdettin Köşk'ünde oluyor filan. Artık esnaf da yani illallah dedi yani. Çünkü bütün araçlar bilmem ne oluyor insanı o terörize ediyorlar yani falan. Şimdi fakat sonra baktım ya bu kadar koruma olmasının bir anlamı yok biliyor musunuz? Yani şimdi Alman Başbakanı önde ve arkada birer eskortla gidiyorsa bir yerden bir yere. Yani Türkiye'de 3 bin korumayla gezince ne oluyor? Bence şu. Bu iş çok hoşlarına gidiyor. Keyif alıyorlar bundan. Yani biraz şeyden kaynaklanıyor herhalde. Yani böyle bir hani işte diyor yani benim bir yüzüğüm vardan gelen bir durum. Ve ondan sonra bir anda böyle hani Türkiye'nin her şeyine sahip olmuş. Yani hani dünyanın en zengin insanlarının bile elinde olmayan olanaklar. 5 tane uçak. Bir tanesi A330, bir tanesi Boeing 747. Onun dışında irili ufaklı. Beş, altı, on mu ne? E benim dünyanın en lüks otomobilleri altında. Bir çıkıyorsun mahiyetinle beraber böyle sayısız yani her biri üçer 4'er milyon liralık o dev araçlar o tam Amerikan hani Secret Service'in filan kullandığı o şeyler var ya arazi araçları dev onlar da geziyor böyle bir şey arkadaş onlar bunlar filan e işte Ahlat'ta saray Ankara'da saray İstanbul'da saraylar bütün saraylar bak Beylerbeyi Sarayı Dolmabahçe Sarayı Vahdettin Konakları Yıldız Sarayı hepsi padişahların kullandığı ve onların kullandığı eşyalarla. Dünyada hiçbir zengin yok böyle biliyor musunuz? Yani parayla yapamazsın çünkü bunları. Yani dünyanın en zengin adamı kimdi? işte o Bez, Jeff Bezos Hani takit zengini. Yani mesela gelip de Dolmabahçe Sarayı'nda yatamaz ya da işte orada toplantı yapamaz. Değil mi? Yani bunları parayla alamazsın. Ne diyeceksin yani Türkiye'ye gelip de da, ya da Buckingham Sarayı'nda oturamaz mesela. Kraliçe oturuyor orada çünkü filan. Hani gidip de ya parasını vereyim de iki gece kalayım bile diyemez ne kadar paran varsa. Ha bilmem belki pazarlıkta yaparlar ama. Galiba biraz bence bunun etkisi var. Çünkü bu kadar çok araç ve korumanın bir anlamı yok. Yani Tayyip Erdoğan Çengelköy taraflarına gelip Vahdettin konaklarına gittiğinde denizde bir, bir hücum bot, bir polis ve kıyı emniyetinden bir hızlı bot ve havada helikopter olduğu zaman, daha iyi korunmuş olmuyor. O zaman bunun başka bir anlamı var. Bu çok hoşa gidiyor yani. Gör, olan görüyorsun diye. Bak ya nereden nereye var yani. O galiba. Çünkü anlamı yok. Abi yok dünyada. Trump böyle korunmuyor. İnanın yani bu kadar yok yani yola çıktığı zaman yüzlerce araç da çıkmıyor. Binlerce güvenlik görevlisi yanında korumaya katılmıyor. Garip bir şey. Evet. Nereden yani nereye geldik bak. Hemen bizim yazarlara bakalım şimdi biraz pozitif ayrımcılık korkusun yazarları. Bu da unutulur diyor üstü mahalle. Ee, Biden'ın sözlerini almış. Daha önce söylediklerini almış. Ee, yani bunları Türkiye'ye söylüyorlar. Bizim kirada de... <laughs> <laughs> yapıyorlar. Fakat hiçbir şey olmuyor. Yani Amerika söylüyor işte. Tayyip Erdoğan çevresi de göğe cevap veriyor. Haddine bil. Bize karşı Hiç umursamıyor bile kimse. Unutuyoruz gidiyoruz. Yani Biden ilk defa söylemedi. Biden kalktı şey dedi ya. Türkiye dedi işi de yardım ediyor dedi ya. Ondan sonra özür diledim. Dert değil abi dedi mi dedi. Şu anda dünyadaki kayıtlarda o gece özür yok. Çünkü durumun herkes farkında yani. O özür daha sonra hani ya ulan ayıp şey oldu şimdi bir terslik olmasın. Sen usulen bir şey yap. E ne oldu? İşte mal varlığını soruyor, Halk Bankası diyor, rahibi çağırıyor. PYD'ye destek veriyor. Burada Rum kesimiyle toplantılar yapıyor. Akdeniz'deki olayda en azından bizden yana en ufak bir tavır koymuyor. E sen süper güçsün. Nasıl süper güçsün? Geç. Gelelim benim köşeye. Benim köşede şeyi dün anlattığımı yazdım yani Trump'ın lafına sazan gibi atladılar. Hani Trump Biden'ı eleştiriyor ya. aslında Biden'ı küçük düşürmek için yapıyor. Diyor ki yani burada diyor Tayyip Erdoğan falan gibi diyor böyle çok şey adamlar var. Sen onlarla baş edemezsin. Bizimkiler de ona bayılıyorlar. Trump da ulan ben olsam diyorum Biden'ı tutarım. Çünkü Biden'la baş etmek daha kolay. Trump bak Trump ne diyor? Benim sözümden çıkmaz diyor. Onun içinde dünyanın diğer liderleri hep onu arıyorlarmış. Sen Tayyip Erdoğan'a sen söyle seni dinliyor bir tek. Yani senin emrinde diyorlar. Biz bize biraz hırtlık yapıyor diyorlar filan. Neyse. Şimdi şurada şöyle bir yazım var. Yani hiçbir yerde göremediğim için. Bilal Erdoğan hangi sıfatla sıfatıyla bir kamu binasını tanıtmak için gazeteci gezdiriyor? Şimdi ben sadece Nagihan Alçı'da görmüştüm ama bir grup yapmış, küçük bir grup gazeteci. Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gazetecileri götürüyor. Biri Nagihan Hanım, Orada gördüm ben işte fotoğrafta nasıl övüyor, nasıl övüyor kızımız. Yani harika. Bu Nagihan altı biliyorsunuz iktidarın ve muhalefetin en sevdiği gazeteci. Bu muhalefetin takımında da böyle çok şey var hemen. Nagihan Hanım size bilen niye bayılıyorlar herhalde yani. O, yani başka bir anlamı yok. Ya da işte hani o daha popüler oluyor falan diye düşünüyorlar. Hep Nagihan Hanım üzerinden işte en son Muharrem İnce de biliyorsunuz. Ama ne yapayım beni aradı. Hep aynı numara. Beni aradı. E arıyor kız haklı aferin güzel de gazetecilik yapıyor. Hepinizin canına bir güzel okuyor. O da ayrı mesele. Şimdi ağlat'a gidiyor. Onu övmüş. Ay ne güzel ne kadar şey filan falan. Tamam hepsi güzel dedi. O da güzel gazetecilik yaptı. Benim anlamadığım şu Bilal Erdoğan'ın hangi sıfatı var ki bir kamu binasını üstelik bu kamu binası Cumhurbaşkanlığı'la ilgili ve diğer kamu binalarından belki güvenlik açısından daha hassas olması gereken bir yer. Şimdi hiç ilgisi olmayan biri. Efendim benim babam cumhurbaşkanı. Abi olabilir. Orası sizin malınız değil ki. Orası Türk milletinin bir değeri olacak. Öyle zaten öyle anlatmıyorlar mı? Mesela bu bin kişilik sarayı savunurken ne diyordu Tayyip Erdoğan? Ya burası benim malım değil ki. Benden sonra kim gelecekse filan. Ya mesele o değil. Sen ömür boyu orada oturmayı planlamıyor musun? E zaten insanlar da o. Yani ben de kendime bir malikane satın alacak gücüm olsa. E ne kadar zaten kullanacağım. E siz de ölene kadar bunları kullanalım. Sonra milletin öldü. Ben öldükten sonra kimin olursa olur. İşte kızımın olsun derim en azından. Değil mi? Peki ne sıfatı var? Ne sıfatla gezdiriyor? Mesela ben bugün desem ki ya arkadaşlar bir şey yapacağız size bu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatını size bir gezdireyim. Çok güzel yapıyorlar. Mimarı arkadaşım. Var mı böyle bir şey? Ama mesela bu böyle olabiliyor Türkiye'de hiçbir ilgisi sıfatı olmayan biri Cumhurbaşkanlığı sarayın diyor ki hiçbir şeyimiz yok diyor. Lüks müks yapmıyoruz. Ya biz yapıyoruz diyor. Ya babasına saray yapılıyor işte o kadar. Biz söylediğimiz zaman suç oluyor bu. E olan yaptığı zaman oluyor. olur mu öyle şey ya? Şimdi burada bir ilginç bir şey, bir durum var. Hiç olmasa yandaş gazetedeki yazara cevap vermişler diyorum. Hatırlayacaksınız. Önce Nisan ayında, sonra da geçen hafta Salı günü. Bir yazı çıktı köşede. Size de burada paylaştım. Neydi? Hem Şişli Etfal Hastanesi'nin Şişli'deki binasını alıp Ali Samiyen Stadı, ya Ali Samiyen diyorum şimdi Galatasaray Arena diyorlar ya Ali Samiyen'i kalmadı. Ee, Galatasaray Stadı'nın hemen üstünde Seyran Tepe'de hakim bir tepeye devasa bir bina taşınıyor. İşte inşaatı yapıldı filan. 2018 yılında, 2018 yılında bütün televizyonlar buraya davet edildi. Çekimler yapıldı işte Türkiye'nin en modern, müthiş falan. Fakat açılmadı. Ben de 2020'nin Nisan'ında bak iki yıl sonra, 2020'nin Nisan'ında bir yazı yazdım. Dedim ki ya bu hastane niye açılmıyor? Bir takım dedikodular var ama bunları doğrulatamıyorum. Neden açılmadığını bilemiyoruz. Çünkü bu kadar modern, bu kadar güzel bir hastane neden açılmaz? Aradan zaman geçti. Geçen hafta işte Dedim ki bir ekstra bilgi geldi. Bu bina zemin etütleri doğru düzgün yapılmadığı için kayıyor. Hareket halinde. Gaz Stad'ın üzerine yıkılabilir bu. Hele içini içini doldurup da trafiği de arttırırsan bu kayma hızlanacak. Gene cevap yok. Fakat dünkü şeyi açtım. Hıncal Ucu'nun köşesi. geçen hafta benim yazıdan sonra şöyle bir yazı yazdı. Dedi ki, Korkusuz Gazetesi'ndeki Can da o da eski sabahçılardandır diyor, biz tabi sabah ekibi ama önceliği için şu anki sabahı değil tabi yani. Hakiki sabah gazetesi, adam gibi gazeteyken orada. Diyor ki Can, bu hastane zemin etütleri düzgün yapılmadığı için açılmıyor, hastane boşken bile aşağı Ali Samiye'ne doğru kayıyor Açılırsa oluşacak yoğunluk dolayısıyla kayma hızlanacak. Stadyumda tehlikeye girecek. Sağlık Bakanımıza da İstanbul İl Müdürü'ne de soruyorum. Bu korkunç ithama karşı susacak ya da bitmiş hastanenin iki yıldır neden açılmadığını açıklayacak mısınız? Demiş. Benim yazımı aynen koymuş. Hıncal Uluç, kendisini kesinlikle ayrı tutarım diyorum hakikaten. Yani sabah yandaş yalaka tetikçi gazete ama Hıncal Uluç o sıfatta değil benim gözümde. Hala orada devam ediyor. Ara sıra tabizler veriyor. İtirazım yok ama yaşı da hepimizden çok daha büyük. Ama meslek büyüğüm olarak hep saygı duydum. Onu ayrı tutuyorum yani bu konuda. Hani ona diyemem yandaş yalakasın diye. Şimdi şöyle dedim ben de. Hıncal Uç kendisini kesinlikle ayrı tutarım. Yandaşların en irisinde yazınca Sağlık Bakanlığı cevap vermek zorunda hissetmiş kendini. Şimdi dünkü e, sabahta Hıncal köşesinde ikinci yazı vardır aynı konu. 6 aya açılıyor başlığında. Can Ataklı korkusuzda yazmış ben de ondan nakledip sormuştum. İnşaatı 2 sene evvel biten Tepe Etfal Hastanesi niye açılmıyor diye. Sağlık Bakanlığı'ndan imzasız bir mail geldi. İmzasız yazıları sevmem. Fazla da itirabar etmem. Bu yüzden iki satırla ifade edeyim. Aslında inşaat bitmemiş. müteahhitle sorunlar yüzünden gecikmiş. Hala devam ediyormuş. Önümüzdeki 6 ay içinde tamamlanıp TOKİ tarafından bakanlığa teslim ve hizmete açılması bekleniyormuş. Ben Can'ı izlemeye devam edeceğim diyor. Şimdi bak burada anladım. Yani diyor ki Sağlık Bakanlığı'ndan bir mesaj geldi ama imza falan yok. Ben diyor Can'a burada inanıyorum. Bakın net söylüyorum. Kayıyor o bina. Müteahhit falan değişti. Eski müteahhiti zaten suçluyorlar, yenileri de şimdi. Ya efendim işte onların zamanında da biz... Hayır, inşaat bitmemiş falan diye bitti. İki yıl önce... Başta ATV olmak üzere yani bu şey hepsini davet ettiler. Onlar orada çekimler yaptılar. Gayet güzel anlattılar. Açın bakın şişli etfal yeni hastane diye açın. Bütün o videoları göreceksiniz zaten. Hastaneden canlı yayınlar yapıldı. Ay burası ne kadar güzel. Ay şu da var. Ay bu da var. Gördünüz mü filan? Ha iki yıl. Ne o zaman niye hastaneye açılıyor yakında açılıyor dediniz? Böyle bir şey yapmışlar. Şimdi tabii öyle bir hata ki. Yıksan yıkamıyorsun, açsan açamıyorsun. Ha, bu arada onun üzerine ondan daha mükemmel olacak. işte o şehir hastaneleri falan yapıldı. Hani inşaat olarak mükemmel diyorum ha. Onlar yapıldı. Zaten buraya da çok ihtiyaç kalmadı. Bunu da soğutmaya bırakıyorlar falan. Neyse. Bir şey haberim var. Bu öbür gazetelerde yok. Amerika'da en sevilen Atatürkçü öldü diye. Efendim Hüdayi Yavalar, Amerika'da yaşayan 82 yaşındaki bir e, vatandaşımız zamanda öğrenci olarak gitmiş, orada okumuş, sonra Türkiye'ye gelmiş, burada da okumuş, tekrar gitmiş. Orada bir inşaat şirketi kurmuş olan. Fakat müthiş bir Atatürk sevdalısı. ve ve özelliği şu. Washington'da kamu alanındaki tek ve ilk Atatürk heykelini yaptıran adam. Yani bir tane heykel var. İbrahim Fırtına göndermiş 2005 yılında. Pardon 2004 yılında galiba. Ee, büyük büyükelçiliğin bahçesinde bir Atatürk heykeli var Washington'da ama elçilik dışında kamu alanındaki tek Amerika'da öyle kolay değil, her yere heykel dikemezsin hani kendi şeyini. Bunu sağlayan bir şey. Geçen hafta vefat etti. Amerika'dakiler çok hakikaten üzüntülüler. Ben de buradan hem Allah rahmet eylesin diyorum hem de ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Buraya da işte Atatürk heykeliyle birlikte fotoğrafını koydum. Bir de bir şey var, kurumdan bir mesaj görünce benim de aklıma geldi. Ya bu yatsa adayı biliyorsunuz. Hani Menderesler'in e, Celal Bayarlar'ın yargılandığı yatsa değil özgürlük adası falan filan diye sapır saçma bir şekilde işte bütün üzerindeki ağaçları maaşları kestiler binaları yıktılar koca koca ucube binalar diktiler bir de tam ortasına 5000 bin kişilik cami yaptılar yani küçücük ada 5000 bin kişilik cami falan neyse işte dendi ki bu şu olacak bu olacak falan bakın açıldı 27 Mayıs'ta açıldı değil mi Mayıs geçti Haziran geçti Temmuz geçti Tek bir toplantı yapılmadı. Efendim korona, e niye açtın o zaman? Ya da niye yaptın? Korona varsa bile toplantılar yapılıyor. Bak o adada hiçbir şey yok. Tabii maliyetini göğe toba yüklediler. Ya top yaptı. Mesela top da hiç merak ediyorum. Yani orada bir toplantı yapıldı mı? Yapılacak mı? Durum ne? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bakalım. Göreceğiz. Memdu Bayraktaroğlu da bakıyorum şöyle bir hızla. Ee, Arap İslamı ile İsa. şimdi bu İsrail ile ilgili biliyorsunuz bütün Arap dünyası aslında İsrail'in hizmetinde yani öyle İsrail ile kimsenin şeyi falan yok bir tek biz de öyle caz yapar gibiyiz de biz hepsinden daha iyi ilişkilerdeyiz o da şey yapmış yakın tarihte Ocak 2009'da Davos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız henüz başbakan ve çıraklıktan kalfalığa geçiştirilmiş öyle diyordu o zaman şimdi biliyorsunuz çırakken dolar 1.7 idi kalfalıkta bir ara 1-3'e bir kadar düştü. Sonra 2,5'lara çıktı. Sonra ustalık dönemine bir geçti. Siz bak görün beni bir seçin göstereceğim gününü dedi. Hakikaten gösterdi gününü. Kaç para bugün? Şuradan bir bakalım. Şu anda dolar fiyatı. Bakalım. Hemen söylüyorum sizlere. Şu anki dolar. Şu ankiydi tabii saat 9'u geçti. 7.37. Euro'da 8.81 Neyse. Başbakanımız İsrail'in defalarca neyine güveniyorsun sen oğlum diye fırça attı süreç diyor. Şöyle diyor. Biz Arap-İsrail devletlerine benzene, benzemeyiz denilen yıllar. Başbakanımızın İsrail'e defalarca neyine güveniyorsun dedi. Hatta daha da öte diğer İslam, Arap İslam Devletleri başkanlarının yapamadığını yaptı bizim başbakanımız. Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı'nın önce kolunu tıkıp öfkeyle sıktı ve one minutes, one minutes One minute diyecekti. Tabii onu hep atlıyorlar. One minute, one minute dedi. One minute, one minute bir dakikalar demek oluyor ki çok yani neyse. Ardından bombayı patlattı. Siz Yahudiler çocuk katillerisiniz. İsrail Cumhurbaşkanı sadece sustu. Bizim medya ve AKP'li siyasetçiler korktu diye manşetler atıp ahkam kestiler. Bizim başbakan da öfkeyle ayağa kalkıp gitti. Daha sonra kralınız gelsin dedi bizim başbakanımız. İsrail'in bütün uyarılarına rağmen Mavi Marmara gemisini Gazze limanına insani yardım götürmesi için İHA'ya destek verdi. İsrailli katiller gemimize operasyon çekti. 9 yurttaşımızı şehit etti. Ancak bu defa neyine güveniyorsun sen oğlum diye soramadı başbakanımız. Aksine İHA yöneticilerine kızdı. Bana mı sordunuz giderken diye azamları azarladı. Bir süre sonra da İsrail Başbakanı ile telefonda görüştü. 9 yurttaşımızın kanı için 25 milyon dolar aldık. O gün bugündür cinayetleri ve katilleri unuttuk. İsrail'le barıştık. Sözün özü canlarım. Eğer birilerine neyine güveniyorsun sen oğlum diye babalanacaksınız. Sakın ola cesametine bakmayın. İsrail de ufak tefek ama günümüzde 300 milyonluk Arap İsrail devletlerini elinde oynatıyor diyor. Evet. Bu durum bu. Şimdi bir de şunu yazmış. Az önce okuyacağınız, az sonra okuyacaklarınızı Trump söyledi. Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'la aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki o bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. ABD yüzünden mi diye sordum. Hayır, senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Dinleyeceği tek kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyoruz. Şimdi diyor ki, ve biliyor musunuz bunu herkesin ortasında söylemek istemiyorum ama bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. O beni dinliyor. Acaba bizim muhalefet partileri, sivil toplum örgütü liderleri, işçi sendikaları, tarım üreticileri, kısaca milletçe hepimiz Trump'a gitsek ya da temsilci göstersek ve Mr. President, Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla arasanız da biraz biz Türklere yardımcı olmanızı isteseniz diye ricadım bulunsak. Diye. Şimdi burada başlık hakaret mi, iltifat mı işte benim yazıdaki ana konu da oydu. Aslında e, Trump, Tayyip Erdoğan çok fena yapıyor aslında. Beni dinler diyor. Ama diyor işte o diyor şey diyor, Biden bununla baş edemez diyor. Ben baş ediyorum diyor. Beni dinliyor diyor. Benim sözümden çıkmaz diyor falan bunlara seviniyorlar abi ya. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Karar hepimiz için ikinci sınav demiş. Ne bu? 4 Ağustos'tan bu yana binin üzerine seyreden vakalar. Salgında ata, ikinci atan göstergesi oldu. Mevcut işleyiş yetersiz kalınca birinci dalgada olduğu gibi ilk adım 65 yaşı sokak kısıtlaması ile geldi. 23 ilde alınan bu vahim bu karar vahim gidişi de gözler önüne seldi. Kritik süreçte toplam toplu açılışlar, düğünler gibi Birinci pik hatalarını bu kez düşünülmem, düşünmemesi belirleyici rol oynuyor. Devletin de sorumluluğu vatandaşa yüklemeden onun önlem alması gerekiyor. Evet. Aa, bu ne ya? Defineciler asıl hazineyi çiğnedi diyor. 183 yıllık kilisenin tarif edilmesi de bir kültür mirası yapıda Avandalıların hedefi oldu. Kayseri'deki 183 yıllık Yanartaş Rum Kilisesi 1923'teki mübadelede sonrası kullanılmadı. Geçen süreçte bakımsızlık nedeniyle tarihi kilisenin içinde bulunan taşlar yıkıldı. Son darbeyi defineciler indirdi. Köstebek yuvasına dönen tarihi yapının utandıran bakımsız hali tepkilere yol açtı diyor. Ha. Söylemde iniyor, eylemde artıyor diyor. Dövizin tarihi eşikteki seyri sürerken ekonomi yönetimi, kamuoyuna yönelik faiz artışı yok söylemlerini tekrarlıyor. Ancak Merkez Bankası'nın örtülü faiz oranları bir an bir ayda 7.30'dan 9-17 seviyelerine ulaştı. Faizler artıyor çaktırmadan. Yeni çağ o darbeyi rüşvetle yapmışlar diyor. Neymiş bu? Başbakan Musaddık'ı devirmek için İran parlamentosunun bazı mensuplarına bisküvi kutularına saklanmış paralar verilmiş. Ha, bak onlar o zaman bisküvi kutusu, ayakkabı kutusu henüz icat edilmemiş herhalde. İngiliz ajanın 40 yıl sonra ortaya çıkan itirafı diyor. Evet bunu aslında 1980'de bu mülakatı veriyor ama yayınlanmıyor İngiliz ajanın. Musaddık İran'da Musaddık geçmişti, şah yoktu. Fakat Musaddık'ı bir CIA, Amerikan, İngiliz operasyonuyla indirdiler. Tekrar şah geri döndü. 79'a kadar kaldı. 79'da Humeyni geldi. Geliş o geliş. Doktorlar isyanda istifalar korkutuyor diyor. Yoğun bakım uzmanları ağır iş yükü ve ekonomik kaygılar için artık yeter dedi. Benim pazar günkü köşemi gördünüz mü bilmiyorum. Orada bir fotoğraf vardı. Tükenişim fotoğrafı diye. Yani bir sağlık personelinin yazdığı mektup. Yani ne haldeyiz diye. Hakikaten özellikle yoğun bakımda çalışanlar facia durumdalar. Ve öyle bir ara bir alkış numarası falan yapıldı biliyorsunuz. Orada kaldı gitti tabii. Gene saldırılar var. Dün gene bir yerde başhekimi dövdüler. Güvenlikçilerin kolunu kırdılar falan. Vay efendim korona var. Beni nasıl karımın yanına sokmazsın ya da işte ziyarete mi gelmiş? Öyle bir şey. Akar aklı Selim'e davet etti diyor. İyi. Yunanistan, Mısır, Münasır bölge anlaşması hiçbir hükmü yok. Ya bu palavraları ben çok yani artık sıkılıyorum ya. Aklı Selim'e davet etti. Davet etme kardeşim. Yap gereğini yap. Mali'de darbe girişimi. Meclis Başkanı Timbine, Ekonomi Bakanı Daffe ve Dışişleri Bakanı Drame alıkonuldu diyor. Aslında başkan da gitti. Başkan Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu ve Genelkurmay Başkanı Tieble Drame'nin askerlerin elinde olduğu ama yok Keita istifa etti bugün. Efendim bakalım AKP'nin bülteni bugün ne yapmış? Atatürk rüzgarı diyor. Muhalefetin ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'a karşı muhalefeti örgütleme ilişkisi sözlerine yeterince tepki göstermeyen açıklamalarına gazeteciler Atatürk'ü hatırlatarak tepki gösterdi diyor. Atatürk'ten ve Fatih'ten örnekler veren gazeteciler muhalefetin... Gazeteciler dediği ya, yandaş yalakalar ha. Yeni Şafak ve Sabah Gazetesi. Düşünebiliyor musunuz yani? <laughs> Efendim Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül amacın Türkiye'yi yeniden küçültmek olduğunu yazdı. Yine Yeni Şafak'tan İsmail Kılıç Aslan temize çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Sabahtan Salih Tuna muhalefetin Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir sözünü IMF yöneticileri otelde görüşen Faik Öztrak'a söyletilmesini eleştirdi. Yine Sabahtan Mahmut Övür Uğur Mumcu'nun kemiklerini sızlattılar dedi. Ya ayıp bu aydınlığın artık. Yani hakikaten tefessür etmiş vaziyetteler. The Economist'ten batıya. Çin ne işbirliği yapalım? Bunların bir de Çinci tarafı var ya. Hiç 68'den beri değişmiyor. Hep Çinciler. Efendim eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Rahna Ahmet Hassan Aydınlığa konuştu. Mısır'ın Türkiye'den beklentileri. Bak Böyle işte, böyle kandırıyorlar biliyor musun? Hepsi toplam 90 bin kişi ama nasıl kandırıyorlar? Benim biz AKP'ye yanaşmadık, AKP bize yanaştı. Bak mesela İbrahim Kalın'dan gerilimi azaltan açıklamalar demiş. Kalın, Mısır Libya'da yapıcı rol üstlenebilir. Hani biz Mısır'ı saymıyoruz ya, darbeci, marbeci filan. İbrahim Kalın, ya saray maray yok bunlar var aslında, boş verin. Kararı Türkiye'nin vereceğini söyle Hasan, ilişkileri düzeltmek için adımları şöyle sıraladı. Bir. Türk hükümetinin Mısır'ın iç işlerine yönelik açıklamalarını sonlandırması. Şimdi bak Mısır'ın iç işlerine yönelik açıklamalarını sonlandırması diyor. E Biden'ın yaptığını biz Mısır'a yapıyoruz mesela. Suriye'ye yapıyoruz. Ama Biden yapınca sen yani haddini bil burası egemen bağımsız filan. E sen Mısır'a yapıyorsun aynısını işte. Bak adam da diyor ki yapmayın diyor. ya yani. Türkiye merkezde olmak üzere Mısır'a yönelik propaganda yeni yapan medya organlarının desteğinin çekilmesi. Bunu da yapıyoruz. Ama ekonomist bir keresinde Tayyip Erdoğan aleyhine bir yazı yazarsa ha işte dış güçler, dış güçler falan. Palavra. Türk hükümetinin ihvancılara verdiği desteği sollandırmaz. İşte bunları yazıyor aydınlık da ama bunları hep Tayyip Erdoğan için yazıyor. Yani iyi diye. Geç ya boş ver. Efendim. Yeni Şafak Libya'da düzenli ordu diyor. Ha bak burada Azerbaycan tecrübesi aktarılacak diyor. Libya'da Libya'da da cevap bile işgalindeki birçok bölgeyi kurtaran TSK ikinci adımı atıyor. Türkiye'de eğitim gören 192 Kara Harp Okulu öğrencisiyle var mı öyle bir okul? Libya ordusunun temeli atılırken askerlerin silah, mühimmat ve diğer tüm teçhizatları da karşılanacak. Genelkurmay 93'teki Azerbaycan Azerbaycan tecrübesini Libya'da. Bazen Azerbaycan gibi çıkıyormuş. Azeriler çok kızmışlar bana. Ya kardeşim Azerbaycan diyorsun. Ya Azerbaycan ya biliyoruz tamam. Özür dilerim yani. Çok kızmışlar. Ya diyor. Baye'de İsrail gözaltıları. Bu neymiş? Birleşik Arap Emirlikleri'nde Baye, ha, İsrail ve Filistin'e ihanet pahasına yapılan anlaşmayı sosyal medyada eleştirenler gözaltına alınıyor. Ne enteresan. Bak böyle ülkeler, bak bunlarda böyle şeyler oluyor. Bizde hiç olmaz böyle şeyler. Yani bugün e, iktidarın savunduğu görüşlerin aksini söyleyenlerin gözaltına alınması falan diye bir şey yok. Ama bak Birleşik Arap Emirlikleri, ah bu Araplar yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri gizli servisi kendi vatandaşları başta olmak üzere bazı Filistin ve Ürdünler'in evlerine baskınlar düzenledi. Vay 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 vay. İşte böyle abi ya. Bu ülkeler böyle. Ya Türkiye gibi olacaksın. Covid sürecini iyi yönettik diyor Erdoğan. Güzel. FETÖ'ye dev operasyon. Abi 5 yıldır dev operasyon be. Türkiye'nin ikinci evrensel tükeniyoruz demiş sağlıkçılar Cerrahpaşa'dan. Evet. Tükeniyoruz. Sağlıkta çok kötü gidiyor. Yani personelin durumu çok kötü. Sağlık çalışanları işte hastane bina olmuyor bu iş. Mültecilerin çifte dramı demiş. Evet. Bitti diyor arkadaşlar mecburen. Evet. Yarın Perşembe. Yarın saat 8'de tekrar buluşuyoruz. Hepinize iyilikler. Efendim.